TYT Türkçe full tekrar kampımız artık anlatım bozukluklarıyla devam ediyor arkadaşlar. Çok az kaldı biliyorsunuz ki bu dersten hemen sonra ses, yazım ve noktalamayı da bitirip Artık koskoca bir kampı daha nihayet erdirmiş olacağız. Kitaplarımız önümüzde. Bu kamp şu noktada çok çok önemliydi biliyorsunuz ki. Konu artı soru olması. Konuyu hemen şöyle hızlı bir şekilde tekrar ediyorduk. Aslında sıfırsanız bile size çok şey katabilecek bir kamp biliyorsunuz ki. Üzerine her bir konudan 25 adet soru çözüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla konu soru konu soru ilerlediğimiz için de pek çok öğrencimizin yorumlardan da okuduğum kadarıyla ilerlemesini sağlayan bir kamp olmuş o. Oldu. Şimdi burada da bir duyurusunu yapayım ama ayrıca bir videoda çekeceğim. Bu kampın AYT Edebiyat kısmı geliyor. Bomba bir kamp daha geliyor arkadaşlar. Detaylarıyla paylaşacağım. Kitabımızda çıktı onun da bilgisini buradan vermek isterim. Evet, hadi bakalım anlatım bozuklukları diyoruz. Bakın anlatım bozukluğu demek şu demek. Sadece şu bilgiyi bilseniz bile çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Cümlede ya bir şey eksiktir ya bir şey fazladır ya da uyumsuzluk vardır. Bir cümleye bakıyorsunuz. Eksiklik var mı? Diyelim ki yok. Fazlalık var mı? Diyelim ki yok. O zaman uyumsuzluk vardır diyorsunuz ve anlatım bozulmuştur diyorsunuz. Bu mantıkla ilerledikten sonra çok kolay bir şekilde bulunuyor. Ama ben başlık başlık ilerleyeceğim şimdi. Yapmak istediğim şey aslında her bir başlıkta neye bakmış olduğunuzu, olmanız gerektiğinizi bilmeniz ve bunu bildikten sonra da zaten işimizin kolaylaşacağını görmeniz. O zaman hazırsanız efsanevi ders başlıyor. Evet arkadaşlar, sayfalar evet kitaplarımızı da hemen şöyle bir açalım. Sayfalarımız artık kaçı göstersin, kaçı göstersin. Bakalım. Anlatım bozukluğu dediğimizde kaçtayız arkadaşlar? Şu an 140'dayız değil mi? Artık çok çok az kaldı değil mi? Şöyle bir 50 sayfamız falan kaldı. 140'dayız. Hemen bir başlayalım bakalım. Evet iyi bir anlatımda bulunması gereken özellikler nelerdir? Önce bir buna bakalım. Açıklık. Bakın bir cümlenin açık olması ne demek hocam derseniz cümlenin tek anlam taşımasıdır. Yani birden fazla anlama gelebilecek şekilde kullanılmaması demektir. Mesela apartmanımızdan gideceğini öğrenince ağladık açık bir cümle değildir. Neden? Apartmanımızdan gideceğini öğrenince ağladık dediğimizde kimin gideceğini bilmiyorsunuz yani onun gideceğini mi senin gideceğini mi bilmiyorsunuz dolayısıyla açık bir cümle değil bir belirsizlik var o halde açık değildir diyebilirsiniz peki duruluk ne demek hocam bunlar bazen paragraflarda da gelebiliyor o yüzden önemli arkadaşlar duruluk da gereksiz sözcük kullanmamaktır yani bir cümlenin içerisinde gereksiz ifadeye yer vermemiş olmanız gerekecek bu türküyü hiç ara vermeden dinlerdi. Bakın hiç ve ara vermeden zaten an aynı anlama gelir. Siz bir işi ara vermeden yapıyorsanız hiçbir şekilde soluklanmıyorsunuz da anlamına geliyor. Dolayısıyla gereksiz kullanmış oluyorsunuz. Yine dil bilgisi kurallarına uygunluk ögelerin yerli yerinde olmuş olması önemlidir. Birçok olaylar yaşandı diyemezsiniz. Neden? Sizin Özneniz eğer kim birçok gibi yani bir belgisizlik belirtiyorsa belgisiz sıfat ya da belgisiz zamir hiç önemli değil. Burada tekrar lar ekini kullanmış olmamanız gerekiyor. Birçok olay yaşandı demeniz gerekiyordu arkadaşlar. Peki bağdaşıklık ne demek hocam? Bağdaşıklık şu demek. Bazen sorularda geliyor. Hangisinde bağdaşıklık noktasında bir bozukluk vardır diyor. Anlamla ilgili yanlışlar. Yani anlatım bozukluğunda anlamla ilgili bir hata varsa buna bağdaşıklık. Dil bilgisiyle ilgili bir hata varsa buna bağlaşıklık diyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Mesela sözcüğün yanlış anlamda kullanılması bağdaşıklıkla ilgilidir. Dayısının maddi durumu yetmediği için onu okuldan aldı. Bakın maddi durumu yetmemek demezsiniz. Mesela paranız yetmeyebilir evet ama maddi durumunuz yetersiz olduğu için diyebilirsiniz. Dolayısıyla maddi durumu yetersiz olduğu için ya da iyi olmadığı için demeniz gerekiyordu. O halde burada bir yer değişikliği yapmış olmak gerekecek arkadaşlar. Yani sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır. Yerine başka bir kelime getirmiş oluyorsunuz. Anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanılması bu ne demek? Bir cümlede hem Kesinlik. Hem ihtimal varsa o zaman çelişmiştir bu cümle tamam mı? Yani cümlede hem kesinlik hem ihtimal olmaması gerekiyor. Mesela kesinlikle ağabey de kütüphanede çalışıyor olmalı. Bakın kesinlikle diyorsunuz burada artık net bir ifade var. Olmalı diyorsunuz burada bir ihtimal var. Yani bir cümlede hem netlik hem de ihtimal varsa ne diyorsunuz? Artık buradan çelişen ifadeler vardır diyorsunuz arkadaşlar. O zaman dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Bir cümlede eminim, tam, şüphesiz, kesinlikle, elbette gibi sözcükler varsa umarım, malım eli, ebilir, zannederim, aşağı yukarı gibi ifadeler olmayacak. Yani bir cümlede hem kesin net bir ifade hem de ihtimal ol olmayacak. Eğer olursa işte o zaman çelişmiş olur bu cümle kesinlik bildiren sözcüklere o ihtimal bildiren ifadeler yan yana asla gelmemeli diyebilirsiniz. Sözcük yanlış yerde kullanılabilir. Biz bunu günlük hayatta çok fazla yapıyoruz. Mesela diyorum ki çok başım ağrıyor. Burada bir anlatım bozukluğu yapıyorsunuz esasında. Çok baş az baş diye bir şey olmaz çünkü. Başım çok ağrıyor demiş olmanız gerekiyordu. Dolayısıyla sözcük yanlış yerde kullanmış oldum. Doğru dürüst duvar boyasaydın böyle olmazdı. Bakın, nasıl duvar? Yani doğru dürüst olan duvar mı? Hayır. Duvarı boyama eylemi doğru dürüst. Değil mi? Ne diyecektiniz? Duvarım, duvarı doğru dürüst boyasaydın diyecektiniz bakın. Yerinde bir değişiklik yapmış olmanız gerekiyordu. Eğer bunu yapmadıysanız anlatım bozulmuş oluyor arkadaşlar. Peki yine gereksiz sözcük kullanılması da anlatımı bozar. Ne demek hocam bu? Aynı anlama gelen ifadeler varsa bir cümlenin içerisinde burada anlatım bozulmuş olacak. Daire başkanı şimdi bahçe kapısından giriş yaptı. Bakın şimdi biz bunu günlük hayatta çok fazla kullanıyoruz. Giriş yaptım falan gibi bir takım ifadeler yanlış arkadaşlar. Ne diyeceksiniz? Daire başkanı şimdi bahçe kapısından girdi demiş olmanız gerekiyordu tamam mı? Daha önce bir sınav sorusu vardı bununla ilgili. Ee, Kızımı dershaneye kayıt yaptırmak istiyorum denilmişti. Bu bir anlatım bozukluğudur. Kayıt yaptırmak istiyorum değil, direkt kaydettirmek istiyorum demiş olması gerekiyordu. Umay babasına mutfağa gelmesini alçak sesle fısıldadı. Bakın şimdi fısıldamak zaten alçak sesli olur. O halde burada yine gereksiz bir sözcük, söz konusu. E ne yapacağız? Onu oradan atarsak düzelmiş olacak. Peki mantık sıralama hatası yine burada da problemler ortaya çıkabiliyor. Mesela "Bırak patates doğramayı yemek bile yapamaz." derken bir sıralama hatası var, değil mi? "Bırak yemek yapmayı patates bile doğrayamaz." demiş olmanız gerekiyordu. Çünkü hangisi daha kolay derseniz artık oradan da bir çıkarım yapmış oluyorsunuz. Peki Atasözü ve deyimin yanlış kullanılması bu da çok çok önemli. Cümlelerin içerisinde atasözleri ve deyimlere bakarken burada şuna dikkat etmiş olmanız gerekiyor. Herhangi bir eş anlamlısı ya da ona benzer bir kelime kullanamazsınız bizzat o atasözünü ya da o deyimi kullanacaksınız. Çünkü atasözü ve deyimler kalıplaşmış ifadelerdir. Yerlerinde herhangi bir değişiklik yapamıyoruz arkadaşlar. Üst kattaki komşularımızın gürültü yapması içten bile değil. Mesela içten bile değil. Genelde böyle kullanılıyor bu arada ama yanlış. Ne diyeceksiniz? İşten bile değil demiş olmanız gerekiyordu. Doğrusu budur. Yine Anlam belirsizliği ve seçme karşılaştırma hataları da anlatım bozukluğuna sebebiyet veriyor. Cümlenin anlamı net olmalı ve okuyan herkes aynı şeyi anlamalıdır. Eğer bunu yapamıyorsak anlatım bozuluyor arkadaşlar. Yine seçme ve karşılaştırma hataları da anlatımı bozuyor. Konuşmayı dayımdan çok severim. Bakın ben burada şimdi dayım da konuşmayı seviyor. Ben de konuşmayı seviyorum. Ben konuşma eylemini mi dayımdan çok seviyorum? Yoksa sevgi anlamında dayımdan mı konuşmayı çok seviyorum? İşte burada bir bozukluk ortaya çıkıyor. Buna ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir mantık hatası diyorsunuz. Peki anlam belirsizliği yine genel olarak tamlayan görevindeki o zamirin düşmesinden kaynaklanıyor. Öğretmenine soru soracaktım ama derse girmiş. Şimdi ortada bir öğretmen var evet ama kimin öğretmenine soru soracaktım değil mi? Mesela senin öğretmenine soru soracaktım olur mu? Olur. Onun öğretmenine soru soracaktım olur mu? Olur. İkisi de oluyor ama işte ikisi de olduğu için bir belirsizlik net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Açıklık ilkesine de tabii ki aykırı olmuş oluyor. Bir de bağlaşıklık ilgisi, ilkesi var. Dediğimiz gibi dil bilgisiyle ilgili. Ama ben burada tek tek oturup ezber yapmanızı istemiyorum. Bir bir kural vereceğim, bir teknik vereceğim, hepsi çıkacak bakın. Eğer ki dil bilgisiyle ilgili bir eksikliğiniz varsa, yani bu bir özne eksikliği olabilir, nesne olabilir, tümleç olabilir, hiç önemli değil. Genel olarak sıralı cümlelerde oluyor bu. Yani sıralı bir cümleniz varsa iki yükleme ayıran bir virgül, bir önceki dersimizde konuşmuştuk bunu. Orada bir özne ya da bir nesne ya da tümleç eksikse işte o iki yüklemler aynı ögeye gittiğinde zaten problemi fark edersiniz. Orada Diyeceksiniz ki evet özne eksik, yüklem eksik, nesne eksik. Ne eksikse onu söylüyorsunuz. Oturup bunu ezberlemeye gerek yok arkadaşlar. Genellikle cümlenin içerisinde V varsa ya da bu cümle sıralı bir cümle ise... ...bu şekilde bir bozukluk ortaya çıkmış oluyor. Tabii bunun dışında özne yüklem uyumsuzluğumuz var. Burada biraz daha kulağı tırmalayan bir şeyler aramanız gerekecek. Mesela tekillik çoğuluk uyumuna bakalım. Özneniz tekilse yükleminiz de tekil olacak. Özneniz çoğulsa yüklem de çoğul olacak. Ama özne insansa tabii ki. Mesela Ali yarın mağaza açılışına gidecek de diyebilirsiniz. Ali beyler yarın mağaza aç açılışına gidecekler de diyebilirim. Tamam mı? Yani bu ikisini de kullanabiliyorum. Sanatçılar toplumu yönlendiren kişilerdir. Bakın burada ikisinde de lerle kullanabiliyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama dediğimiz gibi mesela saygı anlamı durumunda kullanıldığında altı Beyler yerinde mi?" diyebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Şimdi özneniz insansa, çoğulsa, yükleminiz e, tekilde çoğulda olabilir. Ama burada şeye dikkat etmelisiniz. Siz burada o kişileri hangi şahsa göre çekimliyorsunuz? Mesela örnek vereyim. Ayşe, Zeynep, Aras ve ben tiyatroya gittik. Şimdi bakıyorum. Ayşe, Zeynep, Aras ve ben artık biz miyiz? Değil mi? Biz, biziz artık. O zaman biz gittik dersiniz arkadaşlar. Ayşe, Zeynep, Aras ve ben tiyatroya gittim deseydiniz bozulmuş olacaktı. Tamam Yani burada biz olduğunuz için burası da bize göre çekimlenmek zorundadır diyoruz. Peki yine dikkat etmeniz gereken noktaya değinelim. Özneniz insansa, lerler eki almışsa yüklem tekil veya çoğul dediğimiz gibi. Ama üç çocuk market arabasını taşıdılar diyemezsiniz. Bu artık yanlış olacak. Neden? Çünkü Üç çocuk dediğimizde biraz daha böyle belgesiz sıfat ya da sayı sıfatı vesaire olma durumunda ya da Soru sıfatı değil daha çok belgesi sıfat sayı sıfatında oluyor. Yükleminiz tekil olmak zorunda. Üç çocuk market arabasını taşıdı demiş olmanız gerekiyordu. Evet şimdi kural 1'e bakalım. Özne insan değilse çoğul özne tekil yüklem olacak. Yani şöyle mesela sizin özneniz insan değil. Yani insan dışındaki bir varlık ve çokluk eki aldı. O zaman yükleminiz tekil olacak. Mesela daha çok böyle şunlarda görürsünüz esasında bunun. Daha şarkı sözlerine ve şiirlerde biraz daha uydurmak için yapıyorlar. Mesela saatler geçmek bilmiyorlar diyemezsiniz arkadaşlar. Yani geçmek bilmeyen saatler evet ama insan dışındaki bir varlık ve çokluk eki aldı. Yüklem tekil olmak zorunda. Tamam mı? Saatler geçmek bilmiyor diyeceksiniz. Ya da anılar gözümde canlandılar diyemezsiniz. Yanlış olur. Anılar gözümde canlandı diyebilirsiniz. Tamam mı? Buna dikkat edin. Mesela kurbağalar derede sürekli zıplıyorlar. Şimdi kurbağalar insan dışındaki bir varlık ve çokluk eki aldı. Yüklemi ne olacak? Tekil olacak. Zıplıyor demiş olmanız gerekiyordu. Ama özneniz kişileştirilmişse yüklem çoğul olabilir. Yani insan gibi düşünüyorsanız orada problem yok. Kurbağalar derenin kenarında sohbet ediyorlar diyebilirsiniz. Bu doğrudur. Neden? Çünkü ben artık insan gibi düşündüm, değil mi? Kurbağayı insan gibi düşündüm ve dolayısıyla burada artık sohbet ediyor demiş olmam gerekiyordu. Peki olumluluk olumsuzluğa bakıyorsunuz artık. Yükleminiz tekil. Mesela herkes, hepsi, her biri burada olumlu bir yüklem. Hiç kimse, hiçbiri, kimse ise burada da olumsuz yüklem kullanacaksınız. Mesela herkes beni dinlesin, konuşmasın. Bu olmaz. Neden? Aslında burada bakın o sıralı cümleden de kaynaklanan bir bozukluk. Herkes beni dinlesin. Dinleyen kim? Herkes. Olur mu? Olur. Problem yok. Ama burada ne demeniz gerekiyor? Kimse konuşmasın demeniz gerekiyor. Tamam mı? Dolayısıyla kimse konuşmasın diyorum ve buraya getirdiğim ifade özne olduğuna göre özne yüklem uyumsuz demiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Peki devam ediyorum. İstisnam var. Hemen. Herkes, hepsi, her gibi sözcükler bazıları veya kimileri anlamında kullanılırsa yüklem olumsuz olabilir. Herkes bu tatlıdan hoşlanmayabilir mesela. Burada herkes Demekten ziyade kimse bu top, tatlıdan hoşlanmıyor deseniz tabii ki daha doğru bir ifade e, bulmuş olacaksınız arkadaşlar. Peki öge eksikliği dediğimiz gibi her ne eksikse onun cevabını veriyoruz. Oturup da ezberlemeye gerek yok. Birkaç örnek yapayım hemen. Keman dersine başladığımızda ben 5, arkadaşım 6 yaşındaydı. Bakın şimdi. Siz buraya ben 5 yaşındaydım mı koymazsanız şöyle oluyor. Ben 5 yaşındaydı oluyor. O da olmuyor arkadaşlar. Peki ben buraya ne getirdim hocam? Yaşındaydım. Ben buraya yüklem getirdiysem yüklem eksik. Tamam çok basit. Bebeğine sıkı sıkı sarılıyor, kucaklıyordu. Peki kimi kucaklıyordu? Bebeğini değil mi? Ya da onu diyebilirsiniz. O zaman burada ne eksik? Kimi neyi sorusuna cevap verdim. Nesne eksik. O halde nesne eksikliği vardır dediniz. Sahaya girmek ve oyun oynamak yasaktır. Bakın sahaya girmek ve Sahada oyun oynamak yasaktır. Değil mi? Nerede? Sahada. O zaman diyorsunuz ki dolaylı tümleç eksiktir diyorsunuz. Yani getirdiğiniz ifade her neyse o eksik oluyor. Peki zar tümleci her zaman ailemin yanındayım, onları yalnız bırakmam. Ne zaman? Hiçbir zaman diyeceksiniz. Ne zaman bırakmam? Çünkü ne zaman yanındayım bakın her zaman. Peki ne zaman bırakmam? Hiçbir zaman. O zaman diyeceksiniz ki hiçbir zaman Onları yalnız bırakmam diyeceksiniz arkadaşlar. Peki ne getirdim? Ne zaman? Hiçbir zaman zarf getirdiysem zarf eksik. Demir kapının kolu bozulmuştu, bir türlü kapanmıyordu. Bakın hep dedim ya işte sıralı cümlelere dikkat edin. Bozulmuştu yüklem, kapanmıyordu yüklem. İki yüklemim var, virgülle ayırdım. O zaman bu sıralı bir cümle. Bakıyorum şimdi. Bozulan ne? Demir kapının kolu. Kapanmayan ne? Demir kapının kolu mu? Hayır. Bakın bozuldu. Kapanmayan ne? Evet. Bir türlü kapanmıyordu. Kapanmayan ne? Demir kapı dedik. Yani getirdiğiniz ifade her neyse o eksik tekrar söylüyorum. Peki tamlama yanlışlıklarına bakalım. Tamlayanların veya tamlananların ortak kullanıldığı durumlarda uyuşmazlıklar kullanılabilir. O yüzden V bağlacına çok dikkat ediyorsunuz. V bağlacı ile bağlanan tamlamalara dikkat edin. Zaten burada da verdik. İsim tamlamaları mesela özel ve devlet okullarında ücretler neden bu kadar fazla? Bakın şimdi Devlet okullarında oluyor. Bir sıkıntı yok ama özel okullarında olur mu? Olmaz. Ne diyeceksiniz? Özel okullardan ve devlet okullarında diyeceksiniz. Peki buraya ne getirdiniz? Tamlanan getirdiniz değil mi? Burası tamlayan, burası tamlanan. O zaman diyorsunuz ki burada tamlanan eksiktir diyorsunuz. Tamam mı? Yine sıfat tamlaması bölgenin tarihi evleri ve insanları ziyaretçilere huzur veriyor. Bakın bölgenin tarihi evleri ve insanları. Bölgenin tarihi evleri huzur veriyor. Bölgenin insanları huzur veriyor. Şimdi nasıl düzelteceğim? Bölgenin insanları ve tarihi evleri demeniz gerekiyordu. Çünkü burada bölgenin insanları demediğiniz zaman şu V bağlacından dolayı bir bozukluk ortaya çıkıyor. Zaten kulağı da tırmaladığını fark ediyorsunuz. Dolayısıyla tamlamalara da dikkat ediyoruz. Peki çatı uyumsuzluğu nedir? Yine böyle çıkmış bir sınav sorusu söyleyeyim size hemen. Bahçedeki zararlı otlar yolarak bir yere yığılmalıdır. Hayır yanlış. Yolunarak diyeceğim şimdi. Bahçedeki zararlı otlar yolarak orada zaten bir edilgenlik var. O zaman yükleme de edilgen yapıyorum. Y yolarak bir yere yığılmalıdır şeklinde kullanacağım. Temel cümle etkense yan cümleci, yan cümlede etken oluyor. Temel cümle edilgense yan cümlede edilgen olmuş oluyor arkadaşlar. İş yerindeki her yer düzeltilip ondan sonra çıkacağız. Bakın olmaz. Her yer düzeltilip dediğinizde burası edilgen olduğu için sizin yüklemede edilgen yapmanız gerekiyor. Ondan sonra çıkılacak diyeceksiniz ya da çıkılacaktır demiş olmanız gerekiyor. Evet yine dikkat etmeniz gereken bir husus daha. Tarafından sözcüğü veya cace, çağçe ekiyle oluşan örtülü özne ancak edilgen fiille kullanılır. Şiir yarışması öğretmenlerce beğeni topladı diyemezsiniz. Direkt bakın ne diyeceksiniz? Beğenildi demiş olmanız gerekiyordu. Çünkü öğretmenlerce dediniz ya. O yüzden ne yapacaksınız? Bunu edilgene çevireceksiniz. Sizin tarafından sözcüğü veya işte öğretmenlerce CCA'yı kullandığınız zaman ne yapacağız? Örtülü özneyi edilgen fiille bağlamış olacağız. Yine bağlaç yanlışlarına dikkat etmemiz gerekecek. Ne kalemi ne de kağıdı getirmemiş. Bakın şimdi ne diyeceksiniz? Siz zaten burada olumsuzluk kullandınız. Ne ne burada olumsuzluk. O yüzden burada M'ye gerek yok. M olumsuzluk ekine tekrar gerek yok. Ne kalemi ne kağıdı getirmiş demiş olmamız gerekiyordu. Yine ek yanlışlıklarına dikkat edeceğiz. Sabah kahvaltıdaki konuşulan konu beni çok rahatsız etti. Bakın buradaki ki'ye artık gerek yok. Sabah kahvaltıda konuşulan konu beni rahatsız etti deyip e, cümleyi bitirebilirsiniz. Yine fiilimsilerle ilgili yanlışlıklar. Mehmet dayım dün size gelişini ve sizde kaldığını anlatıyordu içeride. Bakın şimdi siz burada gelişini dediğiniz, e, kaldığını dediğiniz için burada da ne diyeceksiniz? Dün size geldiğini ve sizde kaldığını demiş olmanız gerekiyordu arkadaşlar. Peki, hadi bakalım şimdi sorularla iyice pekişecek. Anlatım bozukluğu ne kadar çok soru sorarsanız ve ne kadar çözerseniz ve ne kadar farklı soru görürseniz o kadar hızlı çözülebilecek bir konu arkadaşlar. Önce bir sum olası veriyoruz, sonra 25 soruyu birlikte çözüyoruz. Hadi bakalım, siz de içiniz. Evet. Bitiyor ya bu kamp da bitiyor arkadaşlar. Kaç kamp bitirdik? Bu sene çok çalıştık değil mi? Az kaldı ama dinleneceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Yani sözcük yanlış yerde kullanılıyor. Bakalım şimdi. Seninle görüşmeli yaklaşık tam 10 sene olmuş. Hayır bakın yaklaşık dedi tam dedi bu çelişen ifade. Gitti. Geçmiş tarihinden ders almayanlar bugün de ilerleyemez. Yok. Haberlerde tekrar tekrar 100. yıl kutlamalarını izledim. Bakın. Tekrar tekrar mı 100. yıl kutlaması oldu? Yoksa 100. yıl kutlamalarını mı tekrar tekrar izlediniz. Değil mi? 100. yıl kutlamalarını tekrar tekrar izlediniz. O zaman ne oldu arkadaşlar? Burada sözcük yanlış yerde kullanıldı. Cevabınızda Ceyhan seçeneği olmuş oldu. Peki ikiye bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur demiş. Hemen bakalım. Taklit tuzağından kurtulan pek az yazarımız var. Göremedik. Bakalım diğerlerini. Yerleştiği apartmandaki insanları tanımak dost olmak istiyordu. Bakın yerleştiği insanları tanımak onlarla dost olmak istiyordu değil mi? İnsanlarla demek istiyor. O zaman burada ne diyorsunuz? Zarf tümleci eksiktir diyorsunuz gitti. Düzenlenen münazarada iki grup şiddetli bir şekilde karşılıklı tartıştı. Bakın zaten tartışmak karşılıklı olur. O zaman bu gitti gereksiz sözcük var. Iğdır'ın gökyüzünü kış gelince kara bir sis kapsar. Kapsar değil ne diyeceksiniz? Kaplar diyeceksiniz. Artık burada da yine yanlış sözcü kullanıldı yanlış anlamda. Bu arabanın tamiri çok zaman alır ve çok bakım ister. Bakım isteyen ne ve araba çok bakım ister diyeceksiniz. Bakın bakım isteyen ne araba o zaman yine burada da özne eksik. Biz zaten cevap bulduk ama diğerlerinde de ne eksik onu da göstermek önemli. Evet 3'teyiz artık. Ailesi oldukça zengin ama yardımsever değildi. Bakın şimdi. Siz yine bir ama bağlacı, değil mi? Bağlaç varsa dikkat demiştim. Şimdi yardımsever değildi bu oldu. Ama bu sefer zengin değil diye gidiyorsunuz. Yani siz buraya bir yüklem daha koymadığınız için, bir ek fiil koymadığınız için bu buraya bağlandı. O zaman düzeltiyorum. Ailesi çok zengindi ama yardımsever değildi. Bakın. Zengin idi diyorsunuz. İşte bu imek eki ek fiil eksikliği doğurmuş oldum. Hadi devam edelim artık dörtteyiz. Şöyle bir düzeltelim. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır demiş. Bakalım şimdi. Şehir hayatını doğrudan etkileyen şeylerden biri şehrin yollarıdır. Bir sıkıntı yok değil mi? Bir eksiklik fazlalık göremiyorum. Her akşam iş çıkışı çocuklarına hediye alır sevindirirdi. Bakın şimdi sıralı bir cümle gördüm. Alır ve sevindirirdi. İki yüklemim var. Virgül ayırdım sıralı tamam. Her akşam iş çıkışı çocuklarına hediye alır. Kimi sevindirirdi? Heh. Çocuklarını ya da onları sevindirirdi. Peki ne getirdim ben buraya? Kimi neyi nedir? Belirtili nesnedir. Belirtili nesne eksiktir dedim. O zaman 2'yi aldım. Kesinlikle 2 var. Ha, zaten 2'nin olmadığı seçenek yok. Cevabı bulduk ama 3'teki eksikliğe de bakalım. Herkese ilgi gösterir, ince ruhunun kibarlığını esirgemezdi. Bakın şimdi yine bir sıralı cümle. Kime ilgi gösterir? Herkese. Kimden esirgemezdi? Herkesten. Ya da onlardan. Onlardan. Ince ruhunun kibarlığını esirgemezdi diyebilirim. Üçü de aldım. Dolayısıyla iki ve üç cevabım oldu. Hadi beşteyiz artık. Bugün bu cümledeki anlatım bozukluğuyla özdeş bir anlatım bozukluğu istiyoruz. Yani aynısını istiyoruz. Bir bulalım. Toplumun ilgisini artırmanın ve her alanda geliştirmenin tek çaresi topluma eğitim vermektir. Toplumun ilgisini artırmanın ve toplumu her alanda geliştirmenin diyebilirsiniz değil mi? Neyi? Toplumu. Bakın kimi neyi? Belirtili nesne değil midir? Evet o zaman burada şu an nesne eksikliği var. Aşağıda bunu bulacağım. Herkes bu hayata tutunmaya çalışır. Göçüp gitmek, e, göçüp gitmeyi istemez. Kimse istemez diyebilirsiniz. Burada özne yükleme uyumsuzluğu var. Sen bu köklü anıları unutmadın. Ben bana yaşattıklarını unutmadım derdiniz. O zaman siz buraya ne getirdiniz? Yüklem. O halde yüklem eksik. Bahçesinde çiçeklerini her sabah sular uzun uzun konuşurdu. Peki kimlerle? Çiçekleriyle ya da onlarla diyebilirsiniz. Peki ne getirdim? Çiçekleriyle derken ya da onlarla derken. Edat tümleci getirdim ya da zarf tümleci de diyebilirsiniz. Eksik. Dilimizin zenginliklerini fark etmeli. Gerekli özeni göstermeliyiz. Neye? Dilimize gerekli özeni göstermeliyiz. Dolaylı tümleç eksik. Tamam, gittim. Mağazadan aldığı yeni kıyafetlerini dolapta yer ayarlar. Kıyafetlerine dolapta yer ayarlar. Sonra kıyafetlerini giyerdi. Bakın, kıyafetlerini neyi, kıyafetlerini o zaman neyi kimi belirtili nesne. O halde ne diyorsunuz? Nesne eksiktir diyorsunuz ve cevabınız edirne oluyor. Çünkü burada da zaten nesne eksikliğini bulmuştuk. Peki altıdayız. Bu parçada hangilerinde hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır demiş. Bakalım. Amasya ilgi çekici tarihi, yöresel lezzetleri ve doğal güzellikleriyle hem İç Anadolu hem de Karadeniz kültüründen harmanlanmış keyifler sunuyor ziyaretçilerine. Hayır. Ee, girintili çıkıntılı tarihin yolculuğuna. Girintili çıkıntılı tarihin yolculuğuna. Milattan önce 4000'li yıllarda başlamış bu şehir. Milattan önce 4 binli yıllar olmaz. Milattan önce 4 binlerde falan diyebilirsiniz. Çünkü burada biraz daha böyle işte 80'ler, 70'ler vesaire denilebiliyor ama buradaki ifade yanlış olmuş, yanlış anlamda sözcük kullanımı diyorsunuz ve ne oluyor? Evet, Bursa cevabınız olmuş oluyor. 7'ye bakalım. Bağdaşıklıkla ilgili bir problem vardır. Ne yani bağdaşıklık? Anlatım bozukluğunda anlamla ilgili. Yani gereksiz sözcük olabilir. Çelişen ifade olabilir, anlam belirsizliği olabilir. Bakalım. Romanımız çok yönlü kişiliği sayesinde eserlerini mükemmelleştiremiyor. Bakın yanlış anlamda sözcük kullanılmışım. Saye deme, ne demek? Saye olumlu bir şeydim. Burada mi? Bu saye gölge demektir arkadaşlar. Farsça bir kelime. Senin sayende demek, senin sayende bunları yaptım demek senin gölgende yaptım anlamına geliyor. Senin gölgenin etrafında falan gibi. Dolayısıyla romancımız çok yönlü kişiliği sayesinde eserlerini mükemmelleştiremiyor. Şimdi saye olumlu bir şey ama burada mükemmelleştirememek olumsuz bir şey. O zaman bir olumlu bir olumsuz olamayacağı için yanlış anlamda sözcük kullandık. Ve cevabımız Adana seçeneği olmuş oldu. Peki 8'e bakalım. Hemen buna göre aşağıdakilerden hangisi açık bir cümle değildir demiş. Bakalım. Açık cümle farklı anlamlara yol açmayan, anlamında herhangi bir belirsizlik olmayan cümledir. Bazen belirsizlik olabiliyor biliyorsunuz ki. Eğitim insan hayatının her safhasına yayılmış bir süreçtir. Burada bir sıkıntı yok. İnsanları anlamanın en kolay yolu onları dinlemektir. Yok. İnternetten sipariş verdiğim kargonun üzerinde ücretsiz eve teslim yazıyordu. Bakın, burada bir e, belirsizlik var değil mi? Ücretsiz eve teslim edilir ya da bir şey, değil mi? Ücretsiz eve teslim yazıyordu. Bir belirsizliği ortadan e, bir ortaya koymuş. İnternetten sipariş verdiğim kargonun üzerinde ücretsiz eve teslim edilir yazıyordu demesi gerekiyordu. Peki, 9'dayız artık. Ne demiş? Bu açıklamaya uygun bir anlatım bozukluğu hangisinde vardır demiş. Yani e, şuradan bir bakacağız önce ne söyledi. Seslerin benzerliği ya da anlamlarının yakınlığı nedeniyle sözcükler karıştırılabilir. Bu tür yanlışlar sesçe birbirine yakın sözcüklerin karıştırılmasından kaynaklanır. Yani e, birbirlerine böyle kelime noktasında birbirine benzeyen ifadeler varsa Bunlar anlatım bozukluğu ortaya çıkarır arkadaşlar. Ama o kelime mesela anlamsal olarak o cümleye uymadıysa tamam mı? Bir bakalım. Büyük dedemin bahçesindeki yere değen söğüt ağacının dalları uzaktan bir kadının saçlarını andırıyordu. Burada bir şey göremedim. Denemelerini kaleme alırken bazı düşüncelerini açıklayıp açıklamama konusunda çekingen olurdu bakın. Çekingen kelimesi buraya olmadı. Çok çekingen bir insandı derken insanlardan çekiniyor anlamı var. Burada ne, deme, ne demek istemiş esasında? Çok çekimser olurdu demek istedi. Dolayısıyla cevabımız da ne oldu? Bursa seçeneği olmuş oldu. Hadi 10. sorudayız. Bu cümlede bulunan anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen bir bakalım. Arka mahallemizdeki bir apartmanın girişinde binaya girerken ve çıkarken. Bakın yine bir bağlacı var. V bağlacı. Şimdi binaya girerken olur. Binaya girerken olur ama binaya çıkarken olur mu? Olmaz. Ne diyeceksiniz? Binadan çıkarken diyeceksiniz. Bakın nereden? Binadan. O zaman dolaylı tümleç eksiktir. Evet burada da Ceyhan oluyor. Ne getirdiyseniz bakın o eksik direkt. 11'e bakalım hemen. Ne demiş? Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir, nasıl düzeltebilirim? Her tarafı sessizlik kapsamış, ovalar biten bir günün hüznü içinde susmuştu. Bakın, kapsamış diyemezsiniz. Her tarafı sessizlik kaplamış diyebilirsiniz. Dolayısıyla cevabınız bu olacak. Nerede? Evet, Ceyhan'da olmuş mesela kapsam dediğimizde onu daha çok matematikte görüyoruz değil mi? Kapsama küpe, kümesi falan mı vardı öyle bir durum. Peki hadi devam ediyoruz. Ne dedik? Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Yani kulağımı tırmalayan bir şeyler arayacağım artık. Muhsin Çelebi çekinmeden sıkılmadan ezilip büzülmeden gayet tabii bir hareketle gösterilen şilteye oturdu. Yok bir sıkıntım. Sadrazam şimdiye kadar hala ellerinde tuttuğu kıvrık kağıtlara bakarak içinden ne biçim adam acaba deli mi diyordu. Bu çelebi merde namerde muhtaç olmayacak kadar bir serveti vardı. Çamlıca'daki ormanın arkasında büyük ile büyük mandıra çiftliğini işletir namusuyla yaşar kimse eyvallah etmezdi. Fukara zayıflara gariplere bakar sofrasında hiç misafir eksik edilmezdi. Bakın hayır bakar Burada da ne diyeceksiniz? Burası edilgen olmaz. Burası etkense burası da etken olacak. Yani iki tane yüklem yüklem varsa cümlede sıralı bir cümle ise biri etkense diğeri de etken olacak. Fukaraya, zayıflara, gariplere bakar sofrasında hiç misafir eksik etmezdi demiş olmanız gerekiyordu arkadaşlar. Etmezdi demiş olmanız gerekiyordu. Evet, cevabınız Edirne oldu. Peki 13'teyiz artık aşağıdaki cümlelerden hangisi ayrıç içinde verilen anlatım bozukluğuna örnek gösterilemez demiş. Bakalım sözcük yanlış anlamda kullanılmış mı? Garsona seslendi ve bizimle ilgilenme şansınız var mı diye bir soru yöneltti. Bizimle ilgilenme şansınız demezsiniz bunu. yani ilgilenmek bir şans değil. Bizimle ilgilenme ihtimaliniz diyebilirsiniz. Sözcük yanlış anlamda kullanıldı. Nesne eksik mi? Kapıdaki güven, güvenlik görevlisi gençlere yardımcı olup içeri yönlendirdi. Kimi içeri yönlendirdi? Onları ya da gençleri, bakın nesne eksik gittim. İnsanlara değer vermeli, her yolda kalan insana yardım elini uzatmalıyız. Bakın, her yolda kalan değil, yolda kalan her insana diyeceksiniz. Sözcük yanlış yerde kullanıldı. Ekin yanlış kullanımı var mı bakalım hemen. Yazarlarımızın okurların dertleriyle ilgilenmeleri beklenen bir davranıştır. Hayır, yazarlarımızın okurların dertleriyle ilgilenmeleri beklenen bir davranıştır. Burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani cevap Denizli. Özne eklem uyumsuzluğu var mı bakalım? Umutlarımız bizi biz yapan hayallerimiz yavaş yavaş azalıyorlar diyemezsiniz. Bakın özneniz insan dışındaki bir varlık ve çokluk eki aldığı yüklem tekil olmak zorunda. Evet 14'deyiz artık bu cümlede bu cümleler aşağıdaki anlatım bozukluklarının hangisine örnek gösterilemez demiş. Bakalım hemen Alan dersi anlatan öğretmeni sınıftakiler kulak kabartmış onu dinliyorlardı. Kulak kabartmak gizlice dinlemek demek. Öğretmeni kulak kesilerek dinleyebilirsiniz. Deyim yanlış. Nerede? Ceyhan gitti. Sınavda soru ve belgesiz sıfatlardan. Bakın buraya ne getirecektiniz? Soru sıfatları ve belgisiz sıfatlar demeliydiniz. Siz buraya ne getirdiniz? Tamlanan getirdiniz. O zaman tamlanan eksik, tamlama yanlışlığı var. Otoparka indiğimizde motosikletimi çalınmış olarak bulduk. Burada da bir mantık hatası var. Yani çalınmış olarak bulduk derken yani ya çalınmıştır ya da bulmuşuzdur. İkisi olmayacak. Bu da gitti. Bu yaşanan olayda ne senin ne de onun bir suçu vardı. Ne senin ne de onun bir suçu yoktu demiş olmanız gerekiyor. Bu yaşanan olayda ne senin suçun hatta şöyle demeliydiniz. Ne senin suçun ne de onun suçu vardı demeliydiniz ya da böyle de olur. E, var olan ne suç özne eksik anlam belirsizliği yoktur diyoruz. 15. anlatım bozukluğunun nedeni aynıdır demiş. Hemen bakalım. Öğretmenimiz bize hiç kızmaz daima yüksek not alalım diye yüreklendirirdi. Kimi yüreklendirirdi? Bizi. Burada nesne eksik değil mi? Kimi? Bizi. Nesne eksik diyorsunuz. Hiçbir zaman başkasını düşünmedi. Hep kendi mutluluğu için dediğinde durdu. Burada da özne eksik. Yok ne zaman? Hep zarf tümleci eksik. Pardon şöyle düzeltelim. Her zaman kendi mutluluğu içinde diyebilirsiniz. Bakın o zaman burada da zarf tümleci eksik diyorsunuz. Safranbolu'ya gelen insan buranın güzelliklerine kapılıp bir daha ayrılmak istemiyor. Nereden bir daha ayrılmak istemiyor? Buradan o zaman dolaylı tümleç eksik dediniz. Sizin düşüncelerinizi biliyorum ve her zaman yürekten katılıyorum. Neye? Düşüncelerinize. Burada da dolaylı tümleç eksik. O zaman 3 ve 4'ü kesinlikle alırım, değil mi? Ee, derginin yeni müdürünün bütün yetkileri alındı ve dergiden kovuldu ve müdür dergiden kovuldu dersiniz. Kovulan kim müdür? Bu da özne eksik. Zaten biz cevap bulduk. Denizli olmuş oldu. Hadi artık 16'dayız. Şöyle ama bir sun olası bence bir vermenin vakti geldi. Arkadaşlar. Yormayalım sizi. Hadi bakalım bir mola. Nasıl aslında? Keyifledim. Ben anlatım bozukluğu çözmeyi çok severim. Ee, tabii uzun yıllardır sorulmuyor ama belli olmaz ne yapacaklarım. Bakarsınız elemek için sorarlar. Çünkü müfredatta var 9. sınıfta. O yüzden gelebilir arkadaşlar. Ne istiyorum? Anlam belirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu istiyorum. Mehmet Can kapının önünde beklediğini görünce çok heyecanlandı. Bakın senin beklediğini olur mu? Olur. Onun beklediğini olur mu? Olur. Ortada bir bekleyen var kim olduğu belli değil. İşte belirsiz cevap adamı. Tamam. Hadi 17. Bu açıklamayı örnekleyen bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır demiş. İyilik eki ve durum ekini birlikte alan sözcüklerin başında bazen tamlayan durumundaki kişi zamiri kullanılmazsa anlam belirsizliği olur. Yine az önce yaptığımız gibi. Eşim bana sık sık nohut yemeği yapar onu çok severim. Olmaz. Yaşanan olaylardan sonra ağladığını görün, öğrenince herkes odaya geldi. Bakın kimin ağladığını? Senin ağladığını olur mu? Olur. Onun ağladığını olur mu? Olur. Ortada bir ağlayan var kim olduğu belli değil. İşte bir belirsizlik var. Evet 18'deyiz artık. Sözcüğün gereksiz kullanımından kaynaklanıyor. O zaman aynı anlama gelen bir şey arayacağım. Sanki birdenbire vicdanının karanlıklarında sıcak bir güneş ansızın doğdu. Bakın, birdenbire ile ansızın aynı anlama gelir, değil mi? Birdenbire doğdu, ansızın doğdu. O zaman ne diyorsunuz? Yine gereksiz sözcük vardır diyorsunuz. 19'a bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde özdeş bir anlatım bozukluğu vardır demiş. Hemen bir bakalım. Kütüphanede ders çalışmayan bazı insanların gürültü, gürültü çıkartmasına bir şey demezken kitap okurken dudaklarını kıpırdana kıpırdananlara kendi kendine söyleniyordu. Dudaklarını kıpırdatanlara kendi kendine söyleniyordu. Şimdi söylenmek zaten kendi kendine olur değil mi? O zaman gereksiz bir sözcük gördüm ben. Bir daha da bakacağım ama tekrar. Kütüphanede ders çalışmayan bazı insanların gürültü çıkartmasına bir şey demezken kitap okurken dudaklarını kıpırdatanlara kendi kendine söyleniyordu. Bir gereksiz sözcük var. Aşağıda ona bakacağım. Keşke yanımda olsaydı şimdi. Bu süreçte onun eksikliğini çok arıyorum. Burada yok. Mümtaz bu ellerin hareketlerine ve yüzlerin dikkatini yeniden bir daha hayran hayran seyretti. Bakın yenidense bir şey zaten bir dahadır değil mi? Tekrardır. Dolayısıyla cevap direkt Bursa bir gereksizlik söz konusu. Hadi 20'deyiz artık. Özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Ne yapacağız? Muhtemelen sıralı bir cümle bakacağız arkadaşlar. Bakalım. Daire amirinizle bugün görüşmek istedik fakat yerinde bulamadık. Kimi bulamadık? Amirinizi değil mi? Kimi amirinizi bakın kimi neyi artık belirtili nesne olmuş oldu gitti. Halamın yaptığı çorba çok tuzluydu fakat soğuk değildi. Burada zaten bozukluk yok. Denemenin sonunda hangisinin başarılı hangisinin başarılı olmadığını siz de göreceksiniz. Hangisinin başarılı olduğunu dersiniz. Burada bir fiilim seksik gitti. Bahçedeki bozuk taşlar düzeltilerek öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi. Bahçedeki bozuk taşlar düzeltilerek bahçe öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi diyebilirsiniz. Getirilen ne bahçe? O zaman burada ne eksik diyorsunuz? Özne eksiktir ve cevabınız denizli seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Hadi 21'deyiz artık. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi Anlatım bozukluğuna neden olmaktadır demişiz. Ev arkadaşım bana karşı gereksiz birçok hata yapmıştım ve hatalı davranışlarına da devam edecek anlaşılan. Bakın gereksiz ve birçok hata değil mi? Artık burada gereksiz sözcüğü nedir? Bir anlatım bozukluğuna sebep olmuştur. E, dolayısıyla cevabınız ne oldu? Adana seçeneği olmuş oldu. Evet 22'deyiz. İki şerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Bir sebepleri eşleştirerek gidelim. Elbette Kardeşine söylediklerinin hepsi yaşanmış olmayabilir. Bakın elbette dediniz kesinlik olmayabilir dediniz ihtimal. O zaman diyorsunuz ki çelişen ifadelerin kullanımı diyorsunuz, tamam mı? Tiyatro metnini kurgularken her ayrım çok ama çok önemlidir. Her ayrım çok önemlidir diyebilirsiniz. Ama burada bir anlatım bozukluğu. Tiyatro metnini kurgularken her ayrım metindeki her ayrım dersiniz, değil mi? Evet, neredeki ayrım? Metindeki her ayrım bir e, sıfat Eksikliği diyebilirsiniz. Yarınki toplantıda herkese kişi başına üçer sunum düşüyor. Herkese demek zaten kişi başına demek değil mi? E, dolayısıyla ikisinden birini kullanacağım. Gereksiz sözcük var burada da. Matematik problemini hemen bir çırpıda çözdü. Hemense zaten bir çırpıda çözmüştür. E, hızlı bir şekilde çözmüştür. Dolayısıyla burada da bir gereksiz. O zaman 3 ve 4 gittim. Aynı. Yanılmıyorsam bu iki makalede de benzer şeylerin anlatıldığını tahmin ediyorum. Bakın yanılmıyorsam diyor net kesin bir ifade tahmin ediyorum diyor ihtimal. O zaman 1 ile de 5 gittim. Cevap ne oldu? 2 olmuş oldu. Evet 23'teyiz. Anlatım bozukluğu yoktur demiş. Hemen bakalım. Herkes seni çok seviyor. Senden kimse nefret etmiyordu. hangisinde anlatım bozukluğu yoktu? Herkes seni çok se bakın nefret etmiyordu. Burada ek fiil kullandıysanız burada da kullanacaksınız. Herkes seni çok seviyordu. Senden kimse nefret etmiyordu. Dolayısıyla düzelde ek fiil eksik. Ne ben ona yardım edeyim ne de o bana yardım etsin dersiniz. Değil mi? Burada da yüklem eksik. Seyircinin sağlığını ve sıhhatini düşünmek zorundayız. Sağlıklı saat aynı anlama geliyor. Gittim. Üzülmene gerek yok. Buradan geçişini biliyoruz biz senin geçişini ya da onun geçişini diyebilirsiniz. Anlam belirsizliği o zaman kalan Edirne olmuş oldu. Hadi 24'teyiz artık. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Hemen bir bakalım. Duygularımı sadece ona açarım çünkü beni çok seviyor. Çünkü ben, e, çünkü o beni çok seviyor. Burada özne eksik. Ben klarnet, sınıftaki en yakın arkadaşım ise bağlama çalar. Ben klarnet çalarım. Yüklemek eksik gittim. Anlatılanın aksine adam çok çalışkan hem de yaşlı değilmiş. Bakın şimdi buradaki değilmişe bağlanıyor. Fark ettiniz mi? Yaşlı değilmiş olur, sıkıntı yok ama çalışkan değilmiş olmaz. O zaman ne diyeceksiniz? Anlatılanın aksine adam çok çalışkanmış hem de yaşlı değilmiş. Bakın çalışkan imiş diyebiliyorsunuz. O zaman burada ek fiil eksiktir diyorum. Ve cevabım Ceyhan seçeneği olmuş oluyor. 25'e bakalım. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır demiş. Bakalım şimdi. Ali ile Mehmet radyoculardan birinin karşısındaki bakkaldan ekmek, peynir ve helva alacaklardı. Bir sıkıntı yok. Radyocunun kapısından Ankara Radyosu'nun halk türkülerini işitince bir an durakladılar. Bir sıkıntı yok. Ali ile Mehmet'in bakkaldan çıkan adımları yavaşladı. Kapanan bir dükkanın kapısı önünde durdular. Oracığa ellerindeki çengellere dayanarak hızla çöküverdiler. Oracığa ellerindeki çengellere dayanarak. Ellerindeki çengellere dayanarak hızla çöküverdiler. Şimdi burada bir çelişki var arkadaşlar. Çökmek yavaş bir şekilde olur değil mi? Hani böyle yerde hafif böyle oturmadan çöktüm falan derler ya ama hızla olmaz. Dolayısıyla burada yanlış anlamlı bir sözcük kullanıldı. Cevabımız... Edirne seçeneği olmuş oldu ve anlatım bozukluğu bu şekilde nihayet erdi bir sonraki derste artık ses bilgisi önce ödev vereyim sonra günün sorusu gelsin bakalım ödev gelsin bakalım arkadaşlar açılsın kitabımız hemen ne yapıyorsunuz kitaptan biliyor musunuz sayfa sayfa 153 154 155 156 157 ve 158'i bana yapıyorsunuz arkadaşlar 158'e kadar ödevimiz yazım kurallarına kadar bir geliyoruz. Hemen şöyle bir kitabımızdan soru sorayım ben. Şöyle bir geçmiş sorulardan değil ama yazım kurallarından birkaç tane sorayım bakalım hadi. Çağ dışı nasıl yazılır? Günün sorusu bir gelsin cevaplar. Çağ dışı nasıl yazılır? Otoyol nasıl yazılır? Bal arısı nasıl yazılır? Ayrı kotu nasıl yazılır? Gelin gelsin yazın yazdıkça aklınızda kalacak. Yazın hemen cevaplarım. Kuru fasulye nasıl yazılır? Kuru incir nasıl yazılır? Arz etmek nasıl yazılır? Arnavut kaldırımı nasıl yazılır? Çevre yolu nasıl yazılır? Evet biraz fazla sordum bugün değil mi? Evet güzel oldu ama Evet arkadaşlar artık son 3 diyebilir miyiz? Koskoca bir kitabı daha devirmemize son 3 günümüz kaldı. Hemen ardından ne başlıyor? Bu kitabın AYT formatı başlıyor. AYT Edebiyat kampı başlıyor. Pazartesi gününe başlıyor şöhretler karmasının artık neyi başlıyor arkadaşlar? Onlu TET Türkçe denemesi, branş denemesi başlıyor. Üst üste geliyor kamplarımız üst üste böyle artık sınava net hazır bir şekilde ilerlemiş oluyoruz. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı. Ders beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç her zaman bizim.